Aman dikkat sevgili izleyicilerimiz. Araba hayali kuranlar ekspertiz dolandırıcılarının tuzağına düşebiliyor. Son zamanlarda bu tür şikayetler artmaya başladı. Bazı satıcılar oto ekspertiz raporunu aracı götürmeden siparişle yaptırabiliyorlar. Çip krizi sıfır otomobil üretimini vurdu. İkinci elde talep arttı. Ekspertiz dolandırıcılıkları patladı. Ekspertiz raporlarıyla oynayarak kazalı arabaları hasarsız gibi satarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıktı. İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik her geçen gün artıyor. Otomobil hayali kuranlar ekspertiz dolandırıcılığıyla karşı karşıya. Satıcılar ya da galericiler yetkisiz ekspertizlerle önceden anlaşarak araçların kaza ve kusurlarını ekspertiz raporlarında gizliyor. Vatandaşlar az ya da hasarsız araç raporuyla geliyor. Ancak ekspertiz işlemi sonrası araç ağır hasarlı çıkıyor. Bizde kilometresi oynanmış araçlar çıkıyor. Airbagleri, hava yastıkları işlem görmüş, patlamış, tamirli araçlar çıkıyor. Ekleme araçlar çıkıyor sanayi dilinde, yani kaynaklanmış. Satıcıyla beraber şeye gittik, ekspertize gittik. Bana lokal boya var dendi ama tekrardan burada satışa geldiğimde 5 parça boya olduğunu öğrendim. O yüzden de bir mağduriyet yaşadım. 3-4 gün sonra arabanın arıza gösterge ışığı yanmaya başladı. Ben evin önüne birinci ayda baktım, araba çalışmıyor, akü bitmiş. Ekspertizde bu hasarlar, bu arızalar çıkmadı mı? Bu enjektör bakımı çıkmadı, arıza göstergeyi onu göremiyor. Oto ekspertiz firmalarının %75'i yetki belgesine sahip değil. Yatırım bedelleri yüksek olduğu için standart dışı ölçüm cihazları kullanılıyor. Araçlarda incelemeleri eğitimsiz personel yapıyor. Ben aracı alırken ekspertize gittik. Ekspertiz bana aracın hasarsız olduğunu söyledi, temiz olduğunu söyledi. Tabii belli bir müddet sonra da ben arabayı satarken tekrar ekspertize gittiğimizde arabanın ağır hasarlı olduğu söylendi bana. Öyle bir mağduriyet yaşadım. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şase numarası başka araçlarla değiştirilmiş bu tür araçları değerinden daha yüksek bedellerle alan vatandaşlar ilerleyen dönemde araçlarını satmak istediklerinde mağduriyetleri bir kat daha artıyor. Sattıkları kişiler binlerce liralık tazminat davası açabiliyor. Ekspertiz mağduriyetinin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunların başında yetkili olup olmadığına bakmak gerekiyor. Siparişle verilen ekspertiz raporlarına dikkat etsinler vatandaşlarımız. İkinci kez mağdur olmamak için satıcının önerdiği ekspertize değil, kendi güvendikleri ekspertizlere gitsinler, raporlarına kendileri alsınlar.